Flash Media kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Star Antreş 2'de Safevi Devlet serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Umarım güzel bir bölüm çıkartabiliriz. Umarım zevkle izleyeceğiniz bir bölüm olur. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam en son köyümüzün yakınlarındaydık. Erdebil dedik buraya. Buradan başlayacağız dedik. Bugün neler yapalım şöyle bir bakalım neler eksik Şöyle seviye diyelim Bugün seviye alırsak vereceklerimizi biraz düşünelim Seviye almaya devam edelim Bir yandan ordular toplamaya başlayalım Ardından Selçuklu biraz daha zayıf kalır gibi Aslında önce Van'ı alsak iyi olur Van'dan başlayacağız Kars alabiliriz Van'la Kars'ı alalım Önce Selçuklu'dan daha sonra e, şahlardan alacaklarımız var. Onlara bakarız. Daha sonra onlara bakarız. Şimdi biraz e, eşki avlasak iyi olur. Çöl aydutları gördüm. 22 kişilik bir birlik. Bizde at var mıydı hocam? Yok. At yok. At da lazım. Şöyle Robertslar'a önce bir girelim. Önce bir şunlara girelim. Hemen şöyle hızlıca şunları keselim. Ee, biraz ganimet düşsün. Onları satarız falan. İlerleriz o şekilde. Şöyle hocam yavaştan vurmaya başladım. Bu arada karakterde bir düzenleme yapacağız. Ee, şahın bıyığı böyle değil abi. Şahın bıyığı böyle değil. Diğerini seçeceğiz. İkisi arasında kalmıştık hocam. Hemen buradan bir çekilelim. Buradan düşen ganimetler pek iç acı olmaz gibi. Evet sadece bir bot. Şimdi şöyle seviye alanlara seviyelerini verdim. Hocam buradan karakter diyelim. Şahın bıyığı bu şekilde değil. Şöyle bir dakika. Şurada da bir düzenleme yapalım. Şöyle hocam bir bakalım. Böyle daha iyi gibi. Evet bu bu şekil daha uygun duruyor. Kapak fotoğrafımızda da zaten böyle. Bu şekil daha uygun duruyor. O yüzden ben böyle tercih ettim şu anda. Evet böyle biraz daha benzedi gibi. Burada hocam neler oluyor bir bakalım. Şurada Desert Bandits'ler niye burada sabit kalmış. Gelin abi beni yiyin diyor burada. Her zaman lordlarına. Onlarla birlikte girdik. Burayı hallettik. Ganimet falan bir şey çıkmadı. Hızlıca buradan da devam edelim. Hocam şurada elimizdekileri satabilirsek iyi olur. Hiçbiri işimize yaramaz. 4000 buradan çektim hemen serice. Avrupa banditlerini görüyorum. Bunlar da aslında fayda girilir de. Çok uzak kaldık Erdebil'den. Hemen o bölgeye doğru gidelim. Şu anda tüm birlikler elit galiba. Kaç Moğol askeri almak mantıksız olur şimdi. Gerçekçiliği bozmayalım. Şöyle hızlıca köyümüzün yakınlarına doğru gidelim. Ee, serimiz iyi ilerliyor şimdilik. Kaç bölüm sürer bilmiyorum. Ama pek e, uzun süreceğini düşünmüyorum. 10 bölüm falan sürer herhalde. 10-15 arası tahmin. Benim tahminim 10-15 arası. Şu anda 10 seviye olmak üzereyiz. Şimdi hocam buradan sağlık atletizm hemen bir fullleyelim. Hemen sağlığı fullleyelim mesela. Ardından atletizmi fullleyeceğim. Şöyle atletizmi de fullleyelim. Bu arada bu son video. Yani şey olarak Yıl olarak. Yılın son videosu. 2022'yi e, bu şekilde kapatıyoruz. Yeni yıla gireceğiz. Yeni yıldan beklentilerimiz var. Youtube adına. E, daha düzenli şekilde video atacağız. Hem bilgisayardan hem mobilden devam etmeyi düşünüyoruz. Bir şekilde şu Ocak ayını iyi geçirmeyi düşünüyorum. Her anlamda izlenme anlamında daha sonra abone anlamında iyi geçirmeyi düşünüyoruz yani umarım her şey istediğimiz gibi olur umarım sizin de her şey istediğiniz gibi olur yeni yıl neler katar bakalım şöyle şu an şurada Avrupa bandit birliklerini gördüm aslında bunları kesebiliriz çok da iyi olur Arada elitleri var. Avrupa liderleri var. Bakalım aslında zor bir savaş bence. Hatta yok sonuç olarak. Bir bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. Bizdeki herkes elit. Belki ondan kurtarırız. Başka türlü zor duruyor. Şöyle şu tepeyi aşabilirsek iyi olur ya. Yani bunu buraya koymaları benim için sıkıntı. Evet en önde elit birlik geliyor. Arkada okçulardan kaçmam lazım diye düşünüyorum. Evet bak mesela. Herif iyi kovalamış. Şöyle hocam bizimkiler 2-3 tane halletti. 2-3 tane halletti bizimkiler. Bak hocam bak gördüğün gibi bak. Yani bot olduğuna inanamazsın ya. Harbiden sağlam savaşıyor ya. Az önce nasıl kıstırdı beni? Bak görüyor musun? Oha lan. İyi kıstırıyor ha. Dur onu ben bir salayım. Bizimkiler de iyi halletti bu arada. Sona acemi kalmış ya ilginç. Vallahi zor dedim de bayağı basit bir savaştı ya. Şöyle hocam hızlıca buradan da aldık bir şeyler. Ee, biraz daha birlik toplayalım. Deneyimli okçuları aldım. Şurada elit tokçu var. Bunları aldım. Biraz da van'dan toplayalım. Üretim açabilir miyiz acaba ya? Üretim açsak faydası olur mu? Bence parayı zaten hızlı kasarız. Üretime pek ihtiyaç duymuyorum gibi. Hızlıca hocam şöyle sağlam bir birlik yapıp bugün ata almamız lazım. Bir ata ihtiyacımız var bence. Ee, şöyle birkaç atlı birliğe de ihtiyacımız var gibi hissettim. Atlet mızrakçıları aldım. Elimizdekileri satalım. Şu ekonomiyi bir toparlayalım. 6000'imiz var ve sağlamda bir birliğimiz var. 17 kişilik elit ve deneyimli olmak üzere 17 kişi şu anda birliğimiz. Evet ilerleyeceğiz. ilerleyelim. biraz daha evet, Mountain Bandits birliği gördüm. Hemen şunları keselim. Ee, çok sağlam kimse yok. Otomatik savaşla da halledebiliriz. Yani pek bir şey de vermedi. Umarım kaybımız yoktur. Güzel kaybımız yok. Desert bandit birliklerini görüyorum. Saldırmıyorlar. Saldırmalarını beklerdim. Saldırmadılar. Ee, şöyle kasaba meyhane diyelim. Bir yoldaşa ihtiyacımız var. Belki Amir'i burada direkt görürsem alacağım. Amir genelde burada oluyor. Dönelim. Şurada çıktım hocam eşkıya birlikleri. Güzel. Şimdi bunları alabilir miyiz? Vallahi zor. Kaçmalarından dolayı ben biraz bir düşündüm girebilmek için, girmek için. O yüzden giriyorum. Şöyle bakalım yani geneli atlı. Şöyle bu konumda kalsınlar. Bu konumda kalsın abi bizdeki herkes. Dağılmayalım. Ee, nereden verdim lan ben emri? Abi bir dakika dur. Mal oldum şu an. Girin abi. Şöyle hızlıca hallediyoruz. Acemiler önden... Oy hocam o neydi? Abi fena yedim. Fena yedim. Orduyu bırakmak istemem. O yüzden şu anda 21 kişi kaldı. Vallahi bir yok atışına giderim gibi. Mızrakçılar korkutuyor beni. Mızrakçılar korkutuyor beni. Hemen şunların atından birini alsam fena olmaz. Haydi bakalım abi. Buradan bir at düşer bize bence. Çünkü ekip olarak kalabalıktık. Yağmacılığa verebilirim aslında. Bir tane buraya verelim. Bir tane de yağmacılık için verelim. Yağmacılığı da artıralım ve e, esir alamıyorum. Esir almak için neyi artırmam lazım şu an? Liderlik mi yine? Bilmiyorum bakacağız. Yine bakacağız. Şu an hatırlayamadım. Diğerleri de değil ya. Diğerleri de değil yani. Disiplin olabilir mi? Yok. Şu an kayıp vermeden muazzam şekilde ilerliyoruz. Hızlıca şuradan şu elemanı da çekelim. Güzel. Çok iyisiniz abi. Son 3 kişi. Şah güzel duruyor. Bir baksan hocam. Bir bana, do bana doğru bak bir. Güzel duruyor. Fena durmuyor ama biraz daha bir uğraşacağım gibi ya. Biraz daha hani e karşılar falan belli olsun. Şöyle bakalım. Şu eleman da şöyle çekebilirsek hocam. Son bir kişi kalmış olacak. Şu mesafeden nasıl vuramadım az önce? Heh. Buradan kayıpsız çıkıyoruz. 33 kişilik atlı birliği hallettik. Ee, ve bir at verdi. Güzel. Seviye aldı herkes. Muhteşem abi ya. Çok iyi. Şimdi elimizdekle elimizde kalanları satarız. Avrupa bandistleri kovalar mı dedim kovaladılar. şu anda saldırsak içlerinde elit fazla 43 kişiler. Bu beni biraz düşündürdü. Şöyle yapacağım. 18 kişi meydanda bulunsun. Sonradan takviyelerle gelsinler. Bizden 5 kişi var. Onlardan 13 kişi var. Tamam alırız ya bence. Alırız bence. Böyle böyle alırız muhtemelen. Şöyle bir deneyelim bakalım. At bu arada baya yavaş ya. Okçular bana odaklı. Sıkıntı. Şu önden koşan elitleri çeker hocam bizimkiler. Arkada biraz daha deneyimli olanları halledebilirsem ben. Güzel olur. Elit okçumuz birini aldı. Çok iyisin abi. Hızlıca şöyle halletmeye çalışacağız. Ben de birini çektim hemen. Ee, biniciliğim artıyor yavaş yavaş. Güzel. Şöyle vurmaya devam edelim. Arkada bir eleman varmış hemen. Bunu çekmeye çalışalım. Muhtemelen bu elit. Aynen bunlar elit. Şu anda bana bakmıyorlar. Bize takviye birlik geldi. Evet biz de kayıp veriyoruz galiba. Şu an onu düşündüm. Biz de kayıp veriyoruz galiba. Gözüm bir yandan sağda olsun. Çünkü 14 kişi kaldık mesela. Arkadaki evet. Bak bir elit birliğimizden biri daha gitti. Ya burada tek tek alsam ben bu savaşı bırakmam ya. Hem seviye almak adına yine iyi olur yani benim için. O yüzden pek sıkıntı yok. Şuraya bir vereceğim. Şöyle şunları yüz yapayım. Ee, gerisinde ileride karga vuruşları deneriz diye mızrağı verdim. Şimdi liderliğe biraz verelim. Burada 25 liderliği giydir eğitime verelim. Aslında ticarete vermek de mantıklı olurdu orada ya. Düşman takviye birlikleri de gelmeye başladı. Bence ilk aşamada full elit geldi hocam bunlardan ondan bir zorlandık. Haydi bakalım. Bizim birliklerle hareket etsem daha mı mantıklı olur acaba? Bir onu da düşünmedim değil ama. Bir bakalım evet yine takviye birlik geldi bunlara. Valla şu an bende de can kalmadı ha. Biraz daha uzak oynayacağım. Evet son 12 kişi kaldık bizde. evet zorlanabiliriz baya zorlanıyoruz da alamayabiliriz. Yani onu söylemeye çalışıyorum. ben Yine şu okçuları çekebilirsek iyi olur. Okçular çünkü sıkıntılı. Yayı olanları ben hallederim yoksa. Ondan yana sıkıntı yok. Bak bize bir takviye birlik daha geldi. Onlara da geliyor. Şu an 11 kişiyiz. Ee, elimden geldiğince azaltmaya çalışıyorum bunları da. Şu an oradan da 19 kişi kaldı. Benim canım da gittikçe azalıyor. Atın da canı azalıyor. Atın. Atın da canı azalıyor. Şunu bir şu atı sal. Şu atı sal şuradan in. Abi. At dur at. At dur. At gözünü seveyim dur kardeş. Abi gözünü seveyim dur. Allah belanı vermesin senin at gibi ya. Seni at diye do... Nane yani iyiydik hocam. Valla nani yedik gibi duruyor. Atletizme vermenin önemi burada kendini belli ediyor değil mi? Şu anda e, bizim okça çekeyim. Bizim okçu nerede? Hallet hocam şunu be. Evet Arzam Şahların okçusuyla şu an halletmek halletmeye çalışıyoruz. E, beni bayağı bir darlıyorsunuz ama değil mi? biraz hani biraz Allah belanız vermesin ya. İyi ki takviye birlik geldi. Bizim benim ölmemle takviye birliğin gelmesi ile ben de sahaya indim. Ameliyat ve sargı yaraları yüz olsaydı canım daha fazla olurdu. Onun düşük olmasıyla canım da az şu an hala. İşte ameliyat ve sargı yaraları bu yüzden önemli. Ben tekrardan doğmasam mesela bu savaşı almamız çok zor. Şimdi neye verelim? Şöyle full buraya oynayalım ya. Liderlik bence ilk aşamada 35 falan yeterli. Ticaret iyi olur para adına. Şunu bir 15 yapayım ben böyle düz olmasın daha çok severim sayıların. Şöyle hocam son 7 kişi kaldı bizden de 8 kişi var. Güzel yine zorlandık ama bence fena bir savaş değildi. Bir an düşündüm kaybeder miyiz diye de. Ama yine de iyi. Güzel. Şu anda bir sıkıntı yok. Şöyle hızlıca halletmeye çalışalım. Haydi bakalım. Son bir kişi. Onu da halletmek üzereyim. Güzel. Güzel bir ganimet bekliyorum. Çok çile çektik içeride. Güzel bir ganimet bekliyorum. Fena değil. Ama keşke bir kostüm falan verseydi. Şöyle bir ganimete bakmaya gidelim. Şöyle baktım abi. Yok. Crossbow var. Yani kostüm falan baya kötü kostümler vardı ya. Elimdekileri hemen Şam'da gidelim. Satalım. 23.000'e okuttum abi. Selçuklu için yavaştan yükleneceğiz. Biraz Selçuklu askeri toplayayım. Ver abi elit okçuları. Ver abi şunları da. 16.000 kaldı. Şimdi Erzemşah topraklarında biraz dolaşacağız. Biraz asker toplayacağız. E, Rutkan'dan başlayalım. Özellikle okçu birlik toplamaya çalışacağım. Bunun sebebi Yavaştan kale kuşatmasına geçeceğiz. Hmm, şöyle bakıyorum. Yok daha da yok. Limandan toplamaya başlayalım. Çalışalım. Şöyle hocam deneyimli okçu beraber. Elit okçu. Yay olmaları önemli. Yay olsalar daha iyi olur. Şöyle... Tebriz'e geldim. Evet, burada asker yok. Elimde esir vardı, onu satayım. Şimdi Nişapur'a doğru gidelim. Şah İsmail önderliğinde Safevi Devleti'ni kurabilmek için tüm kozları oynayacağız birazdan. Selçuklu Devleti'ne savaş ilan etmeyi düşünüyorum. Belki bu bölümde olur. Belki bir sonraki bölümde olur ama önce para lazım bunu da yapabilmek için. Şöyle hocam mesela şunlara bir otomatik savaşla girelim. Belki bizden birileri seviye alır. Evet, seviye alan yok. Nişapur'a doğru gidelim şimdi. Nişapur'dan çıktık mı az önce ya yoksa? Sanki buraya baktık gibi. Sanki baktık gibi abi. Şöyle yapalım. Şu anda 4500 var. Ee, Desert Bandits birliğini gördüm. Yakalayabilirim muhtemelen. Oy iyi ki yakalayabilirim dedim ya. Mountain Bandits görüyorum şu an. 40, 36 kişilik. Biz de 40 kişiyiz. Şöyle buradan. Evet zorlandık. Zorlandık. Ya bu şekilde de eşkıya bulamıyoruz ya kafayı yiyeceğim ha. Ben zaten savaş ilan edebiliyorum değil mi? Dur abi hemen şöyle savaş ilan edeyim. Kendi topraklarımızı genişletmek için Selçuklu'ya savaş ilan ettik. Şöyle mesela Selçuklu ordusu bulalım. Ben alabileceğimizi düşünüyorum. At öldü şu an at gitti ya. Evet borca girdim ya kime karşı? Ya borç meselesini anlamadım kime karşı hocam? Yapımcıya karşı mı? E, zaten kasada sıfır var. Eksiye düşürseler daha iyi olur ha. Evet Bizans'ın İzmir'e girdiğini görüyorum hemen. Şuradan Bizans'a bir yardım. Bizans'a bir yardım hemen. Bir dakika lan. Abi şaka mısın sen şu an ya? Baga girdi bence aynen. Baga girmese öyle olmazdı yani baga girdi. Keusrev'i kovalıyorlar. Ben de dahil olayım. Bu arada ha 50 kişi sandım ya ben bizi bir an 12 kayıp verdik diyecektim de sıkıntı yok. Şu an buradan seviye alanlara karıştırdım. Seviye aldım. Şu an şeyi artıralım. Neyi artıralım? Yağmacılığı arttırabilirim. Ki arttırmam lazım. Ticareti arttırabilirim. Para lazım çünkü. Hızlıca hocam bunları arttıralım. Buradan da yağmacılığa verelim. Şöyle hocam devam edelim bakalım. Seviye alanlar olmuş. Hemen seviyelerini takdim edelim. Ee, şöyle İzmir'den asker toplayalım. Selçuklu askeri lazım bize. Ve Selçuklu ile Moğol yani pardon Erzemşah askerlerini toplarım. Diğerlerini pek toplamam gibi para yokmuş. Hemen elimizdekileri okutmaya gidelim. Ama şu 7000'lik kostümü okutmam. Şimdi kostümü de aldık. Şöyle yapsam çok kötü mü duruyor acaba ya? Yok yapabiliriz. Sadece savunma anlamında bir sıkıntı yaşarız öyle yaptığımızda. Bu da bana pek koymaz gibi. Şu an 37 kişilik bir birliğimiz var. Muhammed Şah'ı görüyorum. Gelirse kapışırım. Ya abi kaçma ya. Allah aşkına. Şöyle biraz daha bakalım. Avrupa bandistlerini görüyorum. Yok çıkmadı hocam bunlardan bir şey. Acilen Selçuk Lord'u lazım. O zaman ben de şöyle yaparım. Kuşatma silahım da yok. Onu da alırız. Onu da alırız. Erkenden bir saldırıya başlayacağız gibi de. Ya bunun için aceleci de davranırsak sıkıntı çıkabilir. Onları şu an düşünüyorum yani ne sıkıntı çıkabilir diye pek bir şey de gözükmüyor aslında. Şöyle hocam biraz saldırmam lazım. Birlik bulamıyorum. Allah birlik bulamıyorum şu an. Sıkıntı orada. Evet şurada mesela Erdebil'e girmişler. Hiç haberim yok. Yani köy orası aslında da biz Erdebil diyoruz. Evet içeriye geçtiler. Hemen şöyle bir saldıralım. Savaş boyutunu daha da yükseltebiliriz. Yükseltelim. Şimdi hayat ister hiç içe. Hemen şunları bir meydanda halletmek aslında mantıksız hocam. Yani bunları meydan, meydanda halletmek niye mantıksız? Atlı birlikler. O yüzden biz şöyle buraya girdiğimizde bunlar da aslında köye mecburen girmiş olacak. Savunmaya. O yüzden bu şekilde daha mantıklı tavsiye ederim. Şimdi savunma da aslında savunan taraf için de iyi oluyor ama bu bunlar da güçsüz yani. O yüzden pek sıkıntı çıkaramazlar. Patır patır vurur geçeriz abi. Zaten eşkıya birliği yani. Şöyle hızlıca halledelim bakalım. Buradan düşen ganimet bizi iyi bir rahatlatır. İyi bir rahatlatır bence. Bir 30 bin lira çekeriz gibi. Parayı. Daha sonrasına da bakacağız. Şu anda hasar olarak daha az hasar alıyoruz. Kostümden dolayı. Şöyle hocam vurmaya devam edelim. Ya bu son seri olabilir bu arada. Ee, çünkü dediğim gibi bilgisayara geçmek istiyoruz. Yani son seri ama Serant Flash videosu atarım. Ee, biraz daha kale etme videoları atarım ya onlar biraz daha güzel olur. Ondan sonra öğretici videolara devam edebiliriz. Başka da pek bilmiyorum. Hani güncelleme gelmediği sürece yapacağım pek bir şey yok. O yüzden son seri muhtemelen. Bizimkiler gale kapısını yıkmak üzere. Şöyle bir içeri girelim. 14. seviyeyi de yarılamışız. Şöyle hocam buradan köşeden halledebildiğimiz kadar halledelim. Birliklere kolaylık sağlayalım. İçeride lider, liderlerini araya aldılar. Hallediyorlar onu da. Şurada da mı biri var? Yukarıda biri varsa ha, biri varmış. Evet şu an göremiyorum. Ben yani daha hangi açıdan görebilirim? Şu açıdan görebilir miyim? Hocam evet. Ağaçların arasından vururum seni hocam. Güzel bir açıdan şu an elemanı halletmek üzereyiz. Bizimkiler de orada sanırım aynen. Ben hallettim ama şöyle hızlıca ayrılalım buradan. Tekrardan ele, ele geçirdik e, köyümüzü. Şimdi hocam şöyle seviye alanlar da var. Güzel. Buradan şu ata alayım hemen. Kostüm vardı zaten güzel. Şu nasıl durur hocam? Ya bu daha kötü duruyor ya. Bu da iyice Arap işi gibi oldu. Arap uşağı gibi olduk. Ee, yani yani Eyyubi askerleri gibi diyebilirim. O yüzden kullanmak istemedim bunları. Hemen götürüp satalım. Key kupada görüyorum. Onu görmüşken de hazır bir giresim geldi. 69 kişilik birliği var. Ee, onu biraz Force Pandisler düşürebilir. Aynen. Güzel. Ben buradan deneyimli okçu, tecrübeli kılıç ustası ve tecrübeli mızrakçı aldım. 50 tokçu da aldım. Güzel hocam 50 kişilik bir birliğimiz oldu şu an ve para 26.000'i buldu. Keykavus'la bir mücadeleye girelim. Keykubat'la pardon. Hemen şöyle bir gelsin bakalım. Şu an baga düşmüş galiba çünkü K-Kupa'da girdiğimde çık yazıyor E gel de sen şimdi Ne anlamıyorum ya valla bak Her neyse girelim Atı sağlamdı bu arada çok güzel duruyor Bu arada zor bir savaş ya bence Ya ben kolay bir savaş olacağını düşünmüyorum Lakin şu hızlı atlardan bir tane istiyorum be patron gidip al alabilirsem o atı süper olur Bayağı hızlı çünkü. Aman hocam aman dur. Şu atlardan birini almak istiyorum da reis. Şu anda 49'a 49 durum. Şu an hala isabetli bir atışımız yok fark ettiyseniz. Evet hala yok hala yok. Ulan hala yok bak artık vurabilsek mi ya? Sağ ol hocam şunu bir sal Hayda ne ya bu? Evet ilk isabetli vuruşumuz gerçekleşti az önce. Savaşa katkı sıfır. Lideriz diye dolaşıyoruz ortalıkta. Evet Hinal şu burada görüyorum. Oy reis. Abi bunun atını düşme ihtimali yok mu ya? Harbiden de yok bu arada. Düşmüyor anasını satayım. Hiç denk gelmedim. Ben şu anda buna kilitlendim. Atı yavaş olduğu için daha rahat vurabiliyorum bunu. Hareket ederken biraz daha zorluk yaşıyor bize karşı. Şöyle vurmaya devam. Canı bayağı azalıyor. Atını da alabilirsem alacağım. En pahalı at bu arada. Hani en iyisi diyemem ama en pahalı at bu. Kimi anlamda en iyisi tabi. Hem görünüm olarak güzel hem de savunma anlamında en iyi at. Yani savunma anlamında bilmiyorum bu arada ya. Ama en iyisi diye hatırlıyor. Oğlum at bir dur ya. At dur seni almaya geleceğim at. Durcan mı yavrum? Savaş bitti duracaksın mı? Allah belanı vermesin seni ya. Evet kaçıyor şu an. Nereye kadar gidebilecek acaba? Hocam durun bitirmeyin şu Şu atı kendimle getirmeyi düşünüyorum. Bitirmeyin abi. Evet 10 kaybımız var. Evet düşenler bunlar. Eşkıya birliğine mi saldırdım abi? Bu ne ya? Şunları hemen bir vereyim. E, atlı elitler başta olmak üzere. Şunları bir çekeyim. Daha sonra da orduya dahil edeceğim. Elitlerin hepsini aldık. Atlı aldım bir tane daha. Şimdi şöyle seviye alanlara seviyelerini verdim. Nevşehir'e tekrardan gidelim. Market satılmak eşya diyelim. Hocam ne var ne yok bir satalım. 46 bin aldık. Çok iyi. Beklediğimiz buydu ya. Şöyle şimdi esirleri de takıma dahil edeceğim. Acemi butonuna basarak takıma dahil ettim şu an esirleri de. Şimdi bu bölümü burada kapatacağız. 30 dakikayı geçmişiz. Ee, şu an 48 kişilik bir birlik topladık. Seviye anlamında biraz geliştik. Ee, 14. seviye olduk. Başlarken 9'duk. Ordumuz bayağı küçüktü. Ee, onu hallettik. Erde bile doğru gidelim. Yine almışlar. Allah'ım yarabbim. Şurayı hemen tekrardan bir ele geçirelim. Haritada safi bir yazmaz solmaz abi. Bu arada bayağı güzel ganimet düştü ya oradan. Şöyle bakalım. Evet bu kostüm. Aslında bu 103'müş ya. Bunu kullansak aslında bu daha güzel ha. Bu daha uygun duruyor bence. Benden bu kadar abi. Bugünlük umarım zevkle izleyeceğiniz bir video olmuştur. Safevi devlet serimize ıs kesmeden devam ediyoruz. Ee, hala bug'da bu arada. Hala bug'da. Mesela şu köyü ben almaya gittim mi? Gitmedim değil mi? Yani niye böyle bir şey oldu? İzmir'e yardım ederken ödül diye mi verdiniz abi? Bu ne ya? Neyse abi yapacak bir şey yok. Umarım eşyalar el atar oraya. Ee, umarım zevkle izlediğiniz bölüm olmuştur. Serimizin daha hızlı devam etmesini istiyorsanız like sayısı benim için önemli abi. Ne kadar like atarsanız o kadar. E, mutlu edersiniz beni. Allah emanet olun. Bir sonraki videolarımızda daha doğrusu bir dakika seneye görüşürüz abi. Şaka bu arada görüşürüz.